Merhaba, selamlar. Yine yeni bir haftadayız. Oldukça hızlı ve hareketli seanslar yaşıyoruz aslında. Endekste geçtiğimiz hafta oldukça sert bir yükseliş oldu. Hele hele haftanın en son günü zaten endeksteki hareket oldukça hızlıydı. 92.300'de 50 günlük ortalamayı izliyorduk. Onun üzerine çıktı. Bunun arkasından 93.200'de bir seviyemiz vardı. Bunun da üzerine yükselen bir endeks aldık ve 94.000 seviyesine yakın bir yerde haftayı bitirdik. Ancak şunu da söylemek istiyoruz. Endeksteki bu yükseliş 23 Mayıs'tan itibaren start aldı aslında. O günden bugüne baktığımız zaman endeksteki yükseliş %12.11 oldu. Yani aslında oldukça iyi bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. 10 iş günü bile değil, yani 9 iş günü ve yarım seansta yapılan bir yükseliş bu aslında. O nedenle geldiğimiz yerlerde bir miktar daha artık dikkatli oluyoruz. Çünkü 95.000 seviyelerinde 50 haftalık ortalamalar var endekste ki buralar oldukça önemli yerler. Yani bu seviyenin üzerine çıkıp yerleşmesi halinde endekste artık çok daha uzun soluklu ve uzun süreli yeni bir yükselişten söz edeceğiz. Eğer bunu yapabilirse. Ama bunu yapması için de tabii nasıl bir ekonomik hikayeye ihtiyaç var, orası da ortada. Çünkü ekonomide henüz çok güçlü sinyaller almıyoruz. Enflasyonda bir düşüş var ama bu düşüşün baz etkisinden olduğunu herkes çok iyi bir şekilde izliyor. Çekirdek enflasyonda istenen ve arzu edilen seviyede bir düşüş şimdilik yok. Bununla beraber S-400 riski halen daha sürüyor. ABD bu konuda bir miktar daha artık giderek sertleşiyor. Cuma günü gece yarısına doğru gelen bir haber vardı. ABD Savunma Bakan Vekili Shahanan'ın Ankara yazdığı bir mektup. Orada 31 Temmuz'a kadar bir süre verildiği, S-400'lerin alınması halinde F-35'lerin iade edilmeyeceği ve Türkiye'nin NATO Birliği'nden bile tehlikede olabileceğine yönelik bir haber vardı. Ama buna rağmen içeride kur bugün oldukça sakin, 5.83 seviyelerinde, öyle çok hızlı bir yükseliş olmadı. Sabah saatlerinde bir yükseliş vardı ama şu aralar yeniden aşağı yönlü bir hareket var. Yani bu haberler şu ana kadar öyle çok da korkulan seviyede etkiler de yaratmadı. Burasını da ilginç olarak da eklemek istiyoruz. Bu hafta geldiğimiz noktalarda endekste bir miktar dikkat etmekte fayda var. 95.000'e doğru bir yükseliş olursa eğer, oralar veya bu seviyeye yakın yerlerde satışlar etkili olabilir. Endeksin 92.500'lerin altına doğru hareket etmesi halinde ise bu satışlar artık rahatsız edici bir seviyede olabilir. Orasında ifade etmekte fayda var. Yani biz endekste kısa vadede 92.300'ü, 92.500'ü stop loss olarak alıp izlemeyi tavsiye ederiz. Ama bu seviyenin altı artık satışların çok daha sertleşebileceğine yönelik bize bir sinyal verebilir. 95.000 veya bu seviyeye yakın yerler ise açıkçası realizasyonların artık etkili olacağını tahmin ettiğimiz yerler olacaktır. Kurdaysa 5.95 seviyesi veya 6 seviyesinin üzerine yükseliş olmadıkça kurda halen daha aşağı yönlü zayıf bir hareketin sürdüğünü düşüneceğiz. Bu yükselişi de bir tepki yükselişi olarak algılayacağız. Bu seviyelerin üzerine, yani 6 seviyelerin üzerine çıkıp yerleşmesi halindeyse işte o zaman kur hakkında artık rahatsız edici yukarı doğru hareketlerden söz etmemiz mümkün olabilir. Aşağıda ise 5.60'da geçen hem aylık hem haftalık ortalamalar var. Bu seviyeler çok önemli destek vazifesi görüyor. Yani bu aralıkta kurda yine gitgeller olabilir. Çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu toplantıda faiz indirimi yapılması beklenmiyor. Eğer bu yönde bir karar olursa çok fazla sürpriz bir hareket olmaz ama faiz indirimi olursa bu biraz daha beklenmedik bir haber olur. Bu durumda kurda tekrar yukarı doğru bir tepki yükselişleri olabilir. Böyle bir durumda işte 5.95'leri, 5.6'ları yakından izleyeceğiz. Ne kadar etkili olur bu tepki yükselişi, ne kadar olmaz onu o zaman izleyeceğiz.
Dolar endeksi düşük seyrini sürdürüyor. Fed'in yaratmış olduğu o ılımlı hava açıkçası devam etmekte. Bu sürdüğü sürece bize de yardımcı olacaktır. Ama dolarda ve kurda, özellikle endekste gelinen noktalar biraz daha dikkatli olmamızı icap ettiren yerler. Bunu da söylemek isteriz. İyi günler herkese, hoşça kalın.